Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'a döneceğim. Uğur Bey, siz de Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği gibi Türkiye'de bir siyasi provokasyon olması ihtimalini görüyor musunuz? Böyle bir tehlike var mı? Bunlar zincirleme olaylar mı? Yoksa birbirinden tamamen bağımsız mı size göre? Şimdi olayların birbirinden bağımsız olması ayrı bir sorun. Olayların birbiriyle bağlantılı olması da ayrı bir sorun. Yani bunların bir arada olması ya da ayrı ayrı olması olayların sorun olma niteliğini ortadan kaldırmıyor. Burada siyasetin dilinin geldiği nokta ve insanların kanaat önderi olarak gördükleri siyasetçilerin üslup ve tutumları da buna etki ettiği açık. Tabii bu HDP İzmir İl Başkanlığı binası olayını buna bir örnek olarak koymuyorum. Ancak biraz önce Hacı Bektaş'taki örneği verilirken geçen hafta da İyi Parti Trabzon ili Yomra ilçesi belediye başkanına 5 tane kurşun sıkıldı. Doğru. Ondan ben ona eklemeyi unuttum. Doğru. Evet, Sayın Genel Başkanımız Sayın Sarı'nın sanıyorum kaynaklarında bir eksiklik var. Sayın Genel Başkanımız Rize'deki bir doğa katliamına ziyaret ettiğinde ve doğa katliamına dikkat çekmek istediğinde misafir olarak gittiği bir ilde son derece hakaretamiz protestolara maruz bırakıldı her iki ilçede. Dolayısıyla burada Sayın Sarı'nın olayın tek yönüyle çok yönlü bakılmalı örnekleri üzerinden tek yönlü yorumlamaları da sanıyorum. Bu alttaki yazan şeyin adı nedir Sayın Kübra Apan? KC diyoruz kendi aramızda alt yazı diyebiliriz. O zaman o KC'ye bir şeyi bir ekleyelim yani. Mehmet Sarı'dan ben rica ediyorum. Her seferinde hukukçu olarak yazılıyor Mehmet Sarı'ya. AK Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesi. O oraya eklenirse çünkü benimkinde İyi Parti Genel Sekreteri yazıyor. Eklenebilir. Ben de en azından bir AK Parti muhatabımla da. Ben AK Parti lütfen, tamam, Disiplin lütfen, onu bir ekleyelim. Yazılabilir. O beni, yazabilirsin. Tamam. O beni en azından görsel anlamda çok tatmin edecek. Cevaplarımı da oluştururken hatta isterseniz söz sıramı bu sırada Sayın Öztürk'e verebilirim. O KC'de Sayın Sarı'nın altında AK Parti MDK sizi bu kadar mutlu kadar edecekse problem yok. Yani ama sizin çok, mutluluğunuz çok için mutlu ben edecek, o disiplin kurulu üyesi değilim. Sayın Sarı. Özür dilerim. Yani ben sizin mutluluğunuz için o vazifeyi icra etmiyorum. Onu söyleyeyim. Haber ama yok, yazmasına, arkadaşlarımızın yazmasına bir beis size... yok. Tabii yazarız şimdi, yazarlar. Tamam. Sayın Sarı, sizin böyle bir görevi ifa etmenizden de mutluluk duyarım. Tabii ki ben de bir ben de aynı şekilde bir sizin bir meslektaşım olarak İYİ Parti'de gerçekten olmanızdan ben de aynı şekilde bir mutluluk duydum. Teşekkür ifade ediyorum. Edeyim. Evet. Peki. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Sarı. Şimdi burada tabii birkaç hususu ben not aldım. Onları da hızlı hızlı geçeyim. Burada İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya ben de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Grup Başkan Vekilimiz Lütfü Türkkan da olayın olduğu saatlerde bizimle birlikte Afyon'daydı. Dolayısıyla konuştunuz Afyon mu? Ne olmuş? Neden böyle vahim bir olay ortaya çıkmış? Oradaki personelin sanıyorum kastı aşan konuşmalar sonucunda karşılıklı. Burada tabii kimin kusurlu olup olmadığı önemli değil. Bir insanın beden bütünlüğüne yapılacak her türlü saldırı ve şiddetin sonuna kadar karşısındayız. Bu kendi istihdam ettiğimiz insanlar bile yapmış olsa bu durumu arkasında durmamız gibi bir şey söz konusu olmaz. Zaten konuyla ilgili 4 tane gözaltı var. İşlemler yapılacak. İşlemler yapıldıktan sonra hukuk neyse gereğini yapacak. Yani burada bununla ilgili bir problem yok. Çünkü Mustafa Uslu'nun benim de sosyal medyada gördüğüm kadarıyla Sayın Türkkan da o konuda çok hassas. Babasıyla da görüştü, kendisiyle de görüştü, amirleriyle de görüştü Mustafa Uslu'nun. Ve bu olaydan dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirdi ve telafisi için elinden ne gelirse yapacağını, kendisinin de sonuna kadar bu hususta takipçisi olacağını Sayın Türkkan... Bu çok önemli, bizimle de paylaştığınız için teşekkür ederiz. Sorumlu bir... Hem sorumlu bir iş adamı, hem deneyimli bir siyasetçi, hem müşfik bir abi ve baba formatıyla Sayın Türkkan bu sürece ilişkin bertaraf etmek için bu sürecin etkilerini elinden geleni yapmaya çalışıyor ve yaptı. Dolayısıyla bunu da ben kamuoyunu bu anlamda da bilgilendirmiş olayım. Aynı zamanda da İHA muhabiri Sayın Mustafa Uslu'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bununla birlikte birkaç örnek verebilirdim ama bu birkaç örneği vermek pek benim sanıyorum iletişim üslubuma pek bağdaşmayan örnekler. Sonuçta her olay münferittir. Her olayın müştekisi vardır ve her olayın faili vardır. Dolayısıyla bu olaydaki
failler gözaltındadır. Müştekisi de Sayın Mustafa Uslu'dur. Müştekisi Türk basınıdır. Müştekisi şu an İyi Parti'nin bu anlamda basın özgürlüğüne inanan her bir ferdidir. Bu Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki bu anlamdaki ve diğer tüm partilerdeki buna inanan herkes gibi hepimiz bu işin de müştekisiyiz. Dolayısıyla burada tabii öz eleştiri oluştururken şu hususlara da dikkat edeceğiz. Sayın Sarı'nın biraz önceki bu konuya ilişkin Cumhuriyet Savcılarını ve yargı hakimleri göreve çağırmasını da çok anlamlı buluyorum. Bu anlamda bir buçuk aydır ekranlardaki bir sosyal medya paylaşım sitesindeki videolar konusundaki yargının sessizliğini de bu anlamda hem Sayın Sarı'yla hem de stüdyodaki değerli konuklarla beraber de yad etmiş oluyoruz bu arada. Bu vesileyle de. Yani bu tür olaylarda nasıl yargı hızlı bir şekilde harekete geçmesini istiyorsak bu ülkenin kamu görevlilerine ilişkin iddialarda bulunan bir şahsın iddialarının bir kısmı üzerine bir takım kararlar alınıyor, uygulanıyor. Bakın bu kararlar kişisel sorumlulukla özel sektörde uygulanıyor. Haber kanallarında uygulanıyor, medyada uygulanıyor. Kişiler kişisel sorumluluklarıyla uyguluyorlar. Ama hala kamu görevlilerinde tık yok. Ama biz bunları gündeme getirmiyoruz. Çünkü niye? Türkiye'de 24 saat 24'ten sonra müzikler kapanacak. Çünkü Türkiye'nin en büyük derdi bu. Çünkü hepimiz buna fokuslanmalıyız. Onu da konuşuruz birazdan. Yani Türkiye birazdan. Yangın yeri olmuş. Birazdan onu birazdan geleceğim ama ben küçük küçük not aldığım için onları söyleye söyleye gitmeyi peki, seviyorum. Peki, ben bu ironik konuşmamdan dolayı da hem stüdyodaki konuklardan özür diliyorum hem vatandaşlardan özür diliyorum ama dayanamıyorum. Şimdi dolayısıyla burada Sayın Sarı'nın bir tespiti vardı. İşte bu Anayasa Mahkemesi'nde görülen HDP'nin kapatılması davası sürecinin altının boşaltılması. Yani HDP İl Başkanlığı binasına yapılan bir silahlı saldırının Anayasa Mahkemesi önünde görülen davaya nasıl bir etkisi olacağını ben açıkçası hem hukukçu olarak hem vatandaş olarak merak ediyorum. Nasıl merak ediyorum? Yani hepimiz Anayasa Mahkemesi'nin önüne giderek ya HDP İl Başkanlığı binasına saldırı yapıldı, bu davadan vazgeçilme diyeceğiz. Bu davanın iddianamesi ve diğer unsurları bu anlamda eğer buraya bir saldırı yapıldıysa bunlar doğru değildir mi diyeceğiz. Şimdi Sayın Bahçeli'nin bu anlamdaki tüm genel başkanların, Sayın Genel Başkanımızın olaydan hemen sonra sosyal medya aracılığıyla bu konuya ilişkin tepkisini ortaya koydu. Sayın Bahçeli bugün grup toplantısında tepkisini koydu. Sayın Erdoğan bu konuya ilişkin uzun zamandır yani yaklaşık 1,5-2 yıldır bu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kurulduğundan beri Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşma metinleri ve cümlelerinde bazı yanlış anlaşılmalar ve boşluklar var. Tıpkı düzenledikleri anayasa metinleri gibi yani kişiye özel hani dinlediğinizde o anki duygunuza göre Sayın Cumhurbaşkanı'nın cümlelerini anlamaya çalışıyorsunuz. Nitekim şu an yaşadığımız anayasa krizi ki Sayın Sarı takip etmiştir HDP'nin kapatılması davasında. Anayasadaki metin farklı, kanundaki metin farklı. Şu an Anayasa Mahkemesi 3'te 2 ile mi 5'te 3 ile mi karar alacağına ilişkin kendi arasında yeniden bir case açıyor, bir dava hatta açıyor. Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ne dava açıyor. Anayasadaki yani maddenin değişmesi için. Anlatalım şeyler var. Ama birazdan. Bu son zamanlarda türeyen bir şey 2-3 yıldır. Yani yapılan anayasa değişiklikleri ki bunlar 12 paket halinde Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde hazırlandı. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki bu 12 paketi hazırlayan bütün hukukçu kadrolar hala çeşitli görevlerdeler. Ya da AK Parti gönüllülükleri devam ediyor. Yani FETÖ'nün siyasi ayağı AK Parti'de falan olmadığı için buradan tasfiye olan kimse yok. Dolayısıyla bunların hazırladıkları metinler üzerinden biz hayatımızı idame ettiriyoruz, devam ettiriyoruz. Anayasa Mahkemesi üyeleri bile önlerindeki bir dosyaya ilişkin kanundaki ve anayasadaki çelişki üzerinden bir kriz yaşayıp bununla ilgili yeniden bir dosya açıyorlar. Şimdi burada Anayasa Mahkemesi'ne görülen davanın altı boşaltılacak. Altı falan boşaltılmaz, konu Anayasa Mahkemesi'nde. Anayasa Mahkemesi üyeleri de kendi alanlarında belli deneyimlere sahip, belli sıfatlara haiz ki buna şuna yanıt olarak söylüyorsunuz. Mehmet Sarı demişti ki HDP'ye kapatma davası İzmir'deki bu provokasyonla içi boşaltılmaya çalışılıyor. Siz buna yanıt olarak bunu eleştiriyorsunuz. Doğru hatırlıyorum değil yani mi? Yani İzmir'deki dosyanın Anayasa Mahkemesi'nde görülen bir bağlantısı yok. Ama tabii burada genel başkanların açıklamaları çok dikkat çekici. Olayın ilk olduğu andan itibaren yani aslında herkese şöyle bir panik var. Ya konunun bizle alakası yok. Benimle de alakası yok. Kimseyle alakası yok. Kimle alakası var o zaman? Şimdi bu çok enteresan. Yani bugün bir siyasi...